Hanımlar, beyler, kediler, köpekler. Lego'nun olması gereken oyununu yeni indirdim. Daha önce oynamıştım. Ne oynamıştım? Galiba bir korsan indirip oynamıştım ya da Steam'den demosunu mu bulmuştum? Neydi? Tam hatırlamıyorum. Bitirmemiştim. Şimdi %50 indirimdeydi en son indirimlerde. Tekrar aldım. Çok iyi grafikli. Hatta ray tracing falan destekleyen. Nereden grafik ayarlarına giriyoruz? Muazzam bir oyun. DLSS falan açık. Işın izlemeyi, bak mesela grafik kalitesini yüksek yapıp ışın izlemeyi kısamıyor muyuz ya? FPS göstergesi de yok. Muhtemelen kasacak şu an. Menüde bile kasıyor gibi. Seviye seçim. Biraz oynamışım. Demek ki Steam'den oynamışım. Aa, sesi buraya vermedim. Tamamdır. Basılı tutup yerleştiriyorduk. Bu tutorial kısmı zaten. Demek ki ilk bölüm bu. Şunu en tepeye koyacağım. B tuşuyla bırakmaca var. Taşıyamıyorum şu anda. Ha, şey var çünkü. DualSense oynuyorum. Döndürme nerede ama? DualSense'in dokunmatik ekranından da dönüyor. A'ya bir kere basınca dönüyormuş. Tabii DualSense oynadığım için aslında X'e basınca. Böyle minik tablet oyunumsu bir oyun. Kolay kolay bulmacalar var. Müzikleri güzel, grafikleri güzel. Böyle huzur verici. Olay şu sanırım. Biz çocuğuz. Babamızla beraber sahilde kumdan kale yapıyoruz. Şunları hangi tarafa koyacağımı bilmiyorum ama fark etmez herhalde. Ray Tracing'i kapasam ne değişecek acaba? Çünkü kasıyor. Evet, bu oyun Ray Tracing'i DLSS açık olsun. DLSS kalite olsun. Yani bu oyun katsa ne olacak gerçi diyeceksiniz ama
Ha evet, böyle olaylar vardı. Olay şu bence, çünkü RTX 2070 mesela şu an tamam düzeldi. RTX 2070 ise Ray Tracing olmuyor. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Çok kasıyor. Şöyle yapacağım galiba. Şunu döndürüp bunu tekrar alıp köprü yapacağım ama benim karakterin üzerine basıyor. Lan çocuk. Annemiz de olabilir gerçi. Niye baba diyorsam. Abimiz de olabilir. Aile bireyi olmayabilir bile hatta. Şunu yine kullanmam lazım. Şunu kenara koyalım. RTX'i kapayınca da grafikler çok güzel. O yüzden açmaya gerek yok aslında. Ha, şunlardan bir kule yapmam gerekiyor. Çık bakayım buradan. Zıplar herhalde. Yep. Ona gerek yok. Büyüdük herhalde. Ha, bir yolculuğa çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Yatılı okul. Şöyle hikaye anlatımı var işte, çok iyi değil mi ya? Bu Lego demek yaratıcılık demek zaten. Ve yani sağa sola koşuşturduğumuz geek kültür Legolar oyunları yerine Star Wars da çok güzel olmuş bu arada son çıkan. Açık dünya olmuş biraz beni kaybetmiş ama açık dünyayı sevene ve Star Wars sevene bulunmaz nimet. Şunu bir kenara koyalım. Şunu şöyle koyalım. Sanırım oyunun süresi 2-2,5 saat. İndirimsiz halde 35 lira mı 32 lira mı öyle bir şeydi. Buraya zıplayamayacağız. Şunları dizebiliriz de önce. Aynen. Şuranın boşalması lazım. Sen değil. Sen. Sen de gel. Şimdi atlama zıplama mekanları turuncular. Böyle böyle tepeye kadar
Çıkıyoruz. Aa, buraya çıkamıyoruz. Bir dakika. Şunu aynen. Bu küçüğe gerek mi yok? Ya da böyle yapalım. Oyunun başları diye bu kadar kolay galiba. Yani ilerleyince biraz zorlaşıyor sanki. Ben bunu biraz oynadım ama... Tutorial'ı mı oynadım acaba sadece ya? Mesela hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Sadece az önceki kısımları hatırlıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ha, ormana gittik, çadır kurduk, kamp ateşi yaktık. Bir uyandık. Yanımızda o büyük adam yok. Ve oyun böyle başlıyor. Çok güzel ya. Vallahi çok, kimin aklına geldiyse bu, bravo. Ve Lego konseptine uydurmalarına da bravo. Alıştıktan sonra kontroller de, mantık da çok kolay. Speedrun vardır bunda, Allah bilir. Her oyunda olan hızlı bitirme mevzu. Bunu hızlı bitirmenin çok bir manası yok gerçi bu. Huzur veren bir oyun. Ha, bu kırmızılar bataklığı temsil ediyor. Hemen kayboluyorlar. O zaman mesela şunu koyar koymaz diğerine geçip çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Yep. Yalnız uyanınca bu herif yoktu yanımızda az önce. Şimdi bunu mesela nasıl dizlemin pek önemi yok. Köprü şeklinde dizsem yeter. Bir sürü incik cincik var. Acaba şu parçayı kullanmak zorunda mıyım mesela? Muhtemelen değilim. Bu ne mesela? Show. Sen değil. Bunun da bir manası yok. Öyle bir şey lazım. Sanki oldu. Aa, bir dakika be, burası olmadı. Buradan burası bayağı uzakmış. Ben yakın zannettim. Şöyle yapalım o zaman. Şu an ara sahne gibi bir şey girdi. Bir karşılıklı bakışıyoruz Aga'yla. Kontrol bende değil. Kontrol bende olmamasının sebebi benim DualSense'imin şarjının bitmiş olması. Hey Allah'ım yarabbim. Açılacak mı acaba şimdi? Kabloyu taktım ama. Evet, video kaydını burada bitiriyoruz. Çünkü DualSense'imin şarjı bitti. Çok güzel oyun. Tavsiye ederim.